Buongiorno, buona giornata, buonasera, buonanotte. El Fotterano sinemada bu hafta Türk ve dünya sinemasından en önemli 10 dramatik anı sizler için seçtik. Dramatik an derken dramatik bir sonuçtan bahsetmiyorum. Yani dramatik andan kastımız seyircide anlık bir duygusal kırılmaya yol açan bir sahne. Filmin başında olabilir, ortasında olabilir, sonunda olabilir. Karakterin seyirciye yansıttığı duygusal bir kırılma, yani dramatik etkinin en güçlü olduğu anlardan oluşan bir seçki yaptık. İlk filmimiz 2010 yapımı Çoğunluk, Seren Yücel'in filmi. Bu filmde Bartu Küçük Çağlayan ve taksici Erkan Can abimizin sahnesi seyircide o an karakterden beklemediği bir davranışı perdede görmesiyle enteresan bir sahne açığa çıktı. İşte çocuğun Gebze'ye gönderilişi, ailesiyle olan sorunları vesaire. Orada daha önceden taksiciyle yaşadığı o kazanın ardından Gebze'de taksicinin bunu bulması ve arasında geçen diyalog ve Mertkan karakterinin verdiği tepki, seyircinin beklemediği bir tepki. Orada dramatik bir ana şahitlik ediyoruz. Evet, şu anda biraz da filmi izleyenler bilir bu sahneyi. Bartu Küçük Çağlayan taksici abimizi görür. Tam uzaklaşırken arkadan seslenir. Çok babacan bir ses tonuyla. Kendisinde de bir duygusal bir andır taksicideki de ve orada Bartu Küçük Çağlayan'la Erkan Can'ın sahnesi izlemeye değer. Seyircide bir etki yaratacak bir sahnedir. İzleyin. Seren Yücel'in filmi. Seren Yücel filmleri de çok iyidir bu arada. En son Rüzgarda Salınan Nilüfer filmi vardı. Tavsiye ederiz. İkinci filmimiz Sefiller. Victor Hugo'nun ölümsüz eseri. 2012 yılındaki Tom Hooper'ın yönetmenliğinde bir müzikal şaheser diyebiliriz. Ben çok severim. 2012 yılında Hugh Jackman, Russell Crowe başrollerde. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Müzikal bir başyapıt diyebiliriz. Orada isyancıların katledilmesinin ardından müfettiş Javert'in isyancıların cesetlerinin yanına gelip gezdiği sahne gerçekten başlı başına bir dramatik etki yaratıyor seyircide ama orada Javert karakterinden, müfettişten beklemediğimiz bir hamle yapıyor. Orada katledilen küçük bir çocuk var. Küçük bir direnişçi var. Gavroç. Onun başında bekleyip ona madalya taktığı sahne seyircide etki yaratan bir sahne. Ne efsanedir ya. Üretmesi zor bir iş. Müzikal türü ve Tom Hooper'ın yönetmenliğinde 2012'de Sefiller'de çok iyi bir iş çıkmıştı. Bu sahne bizim seçkimizde yer almakta. Filmi izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederiz. Üçüncü filmimiz Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden ve senaristlerinden biri olan Osman Fatih Seden'in bir filmi. 90'larda o dönemde Zeki Metin filmleri diye kodladığımız filmlerden biri Her Gönüllü Bir Aslan Yeter. Zeynel karakteri polis olmaya çalışmaktadır. Bir yerde olay örgüsünde artık polis olamayacağını, önünün kapandığını anlayıp Şükran hemşire, aslında doktor olan Şükran Hanım'la ki sahnesi orada için döker. O sahnedeki Zeki Alasya'nın oyunculuğu, Zeynel karakterinin duygusal yapısı ve hayallerine kendince veda edişi gerçekten önemli bir sahnedir. Bu arada Osman Fahir Seden hep şey yazar filmlerde. Osman F. Seder, onu Osman Fahri diyen var. Osman Faruk diye bilen var. Özellikle sinema öğrencileri için. Gerçi sinema tarihini, Türk sineması tarihini okurlar ama orada okumayanlar için söyleyelim. Osman Fahir Seden. Aslında Hitchcock gibi bazen kendini filmlerde hem karakter oyuncusu olarak Hitchcock arada bir çıkıyor da onun da böyle arada göründüğü filmler vardır. Mesela bu filmde Osman Fahir Seden bir köşeden bir çıkar. Kendini gösterir kısa bir sahnede. Bir de sima olarak da Osman Fahir Seden Hitchcock'a benziyor. Bu sahnenin devamında Metin Akpınar Zeynel karakteri için bir şey yapar tabii. Bir yardım. Kahvede konuşurlar. O kahve halkının bütünleşmesi ve ardından hırsızlarla olan görüşme. O sekans başlı başına hem komedi hem de bir dayanışma içeren dramatik etki yaratabilecek bir sahne. Hatta o bağış toplanırken camide hoca şu şekilde vaaz verir. Der ki hayırlı bir iş için ve de hırsızlara verilmek üzere yardım toplanacaktır. Der imam. Gerçekten bu sekans efsanedir. Filmin müzikleri zaten güzel, etkili. Herkesin bir yerine dokunmuştur. Dördüncü film Lincoln. Steven Spielberg'in yine 2012 yapımı. Ben de 2012'ye dalmışım ha. Steven Spielberg'in, büyük ustanın Lincoln filmi. Bu filmin köleliğin kaldırılması yasasının meclisten geçtiği o oylama sekansı başlı başına bir sinema tarihinde önemli bir sahnedir bence. Orada dramatik etki yaratabilecek bir olay. O anda kendisinden evet oy beklenmeyen Yeaman. Temsilciler Meclisi'nde Yeaman'ın evet dediği sahne ve orada ona olan tepkiler hain filan diye böyle. Ve
o oylama süreci gerçekten o sekans, oylama sekansı genel bir yerden oylamayı takip eder. Üst katta yasanın geçmesini isteyen siyahi vatandaşlar oylamayı takip eder ve o oylama sahnesinde ilk kez meclise girmişlerdir. Amerika tarihi açısından önemli bir başkan Lincoln. Bu sahne en etkili sahne. Bence oylama sekansının içindeki Yeoman'ın evet dediği sahne seyircide etki yaratan bir sahnedir. Beşinci filmimiz Mustafa hakkında her şey. Çağınırmak'ın yazıp yönettiği 2003 yapımı film. Orada Fikret Kuşkan'ın sahnesi filmin hemen başında, başlarında çocuğunun yanına gelip annesinin öldüğünü söylediği ve koşu bandında şuursuzca koşan Fikret Kuşkan'ın yere düştüğü sahne etkili, son derece etki yaratabilecek, seyircide iz bırakabilecek bir sahne ve devamında annesiyle olan konuşmaları, orada çaldığı müzik, dinlediği müzik, o dinlediği müziğin anlamını sahneye adapte etmesi, yedirmesi ve o sahnenin sonunda Ceren'in yaptığı heykelleri parçalaması ve bu sahne, o çocuğun babasına annesinin öldüğünü söylediği sahne ve Fikret Kuşkan'ın üst düzey performansı akıllarda yer etmiştir. Sıradaki filmimiz Manchester by the Sea. 2016 yapımı, Kenneth Lonergan yönetmenliğinde çekilen film ve Casey Affleck'e o yıl en iyi erkek oyuncu akademi ödülünü kazandırmıştır bu performans. Oradaki polis merkezindeki sahne izlemeye değerdir. O sahnenin başı, sorguya girerken başlayan o müzik ve karakterin polis merkezinin koridoruna çıktıktan sonra son derece bitkin bir haldedir. Ailesi yanarak can vermiştir. Orada bir polis memurunun silahını alıp kafasına sıkmaya çalıştığı sahne, alttaki müzik çok önemli bir sahne ve seyircide derin izler bırakmış bir sahnedir. O yüzden seçtik bu sahneyi. Orada abisi görünür vesaire. Ne sahnedir ya? Manchester by the Sea, Nuri Bilge Ceylan filmi. Türk sineması tarihinin en iyi filmlerinden bir tanesi olarak önerebileceğimiz Bir Zamanlar Anadolu'da, 2011 yılı. Orada yoğun geçen bir yer tespitinin ardından, uzun saatlerin ardından tabii o arada işleniyor. Doktor ve savcı arasındaki ilişki, sürekli konuşuyorlar. Ve en sonunda otopsiden önce doktor ve savcı arasında geçen sahne dramatik etki yaratabilecek bir sahne. Öncesinde intihar üzerine konuşmaları, savcının kapıdan çıkarken geri dönüp karısının, yani intihar edenin karısının olduğunu öğreniyoruz. Savcının yüzündeki izler. Arkasını dönüp hafif tebessüm ederek intiharın insan üzerindeki etkisini seyirciyle paylaştığı, kameraya bakarak o sahne derin bir etki yaratabiliyor ve sonunda tabii az önce dediğim gibi kapıdan tam çıkarken geri dönüp karım deyip ve üstüne kadınların bazen çok acımasız olabileceğinden bahsettiği sahne bizim seçkimizde önemli bir yerde. Bence hem edebi metin olarak hem de oyunculuk sahne olarak önemli bir kırılma. Moneyball. 2011 yılı, yönetmeni Bennett Miller, Brad Pitt'in başrolünde oynadığı bir beyzbol spor filmi ve gerçek bir hikayeden esinlenilmiş uyarlama bir senaryo. Bu filmin böyle içinde çok kaybetmiş karakterlerin bir açığa çıktığı an var. Hayatı iyi gitmiyor, ameliyat geçirmiş, sakatlanmış. O karakterin öne çıktığı bir sahne ve takımında üst üste 20. maçı kazandığı o sahne. Bu arada o sahnenin gerçek versiyonu, olayın gerçek videosu YouTube'da var. Filmde hemen hemen aynı çekilmiş. O sahnede Heather Berg'in home run yaptığı ve hem seyircileri şu anda görüyoruz. Heather Berg, değil mi? Heather Berg atışı yaptığı anda hem Brad Pitt içeriden televizyondan duyuyor, hem seyirciler topun tribüne uçması, home run yapması, maçı kazanmaları, üst üste 20. galibiyet, oradaki coşku, sevinç ve spiker var bir de altta tabii. O da saçmalık, düpedüz saçmalık diyor ama gerçek, yaşanmış, etkileyici seyirci üzerinde. Çok önemli bir sahne bana göre. Gerçek bir başarı hikayesi. Hem menajerin, hem takımın, hem bazı oyuncuların bir başarı hikayesi. Gerçek bir hikaye. Şu sevinç, arkadaki sevinç gerçekten muazzam. Onun yanında dediğim gibi spiker, maçı anlatan spikerin verdiği tepki de evet, 20. galibiyet şeyliğinde aşağıya. Çok efsane sahnedir ya. Film de çok güzeldir. Moneyball 2011. İzleyin abi, evet. Ve geldik 9. ve son filmimize. 1991 yapımı, yönetmen Orhan Aksoy, filmin adı Varyemez. Kemal Sunal'ın komedi dışında yani aşırı, yani karakterin komedik olmayıp ciddi bir performans sergileyerek bir mizah ortaya çıkardığı Ragıp Elibol karakteri. Ragıp Elibol ama cimri. Yani soyadı Elibol ama adam cimri. Orada filmin sonuna kadar böyle işte kaçırılır vesaire. Kaçırıldığını zanneder kendisi. KKMA örgütü tarafından. Kapkaçır Mangizal örgütü. Oradaki mahkeme sahnesinde Kemal Sunal'ın mahkeme heyetine yaptığı konuşma. Manevi suçlar için
ceza istemesi, yani kendisine sadece parası için yakın olan akrabaları, bir de akrabaları, çocukları, annesi, arkadaşları, asker arkadaşı vesaire, hiçbirinden destek göremeyip kaçıldığını zannettiği ekipten sıcak bir ilgi hissettikten sonra bir tokat yemiş oluyor tabii. Orada manevi suçlar için ceza istemesi gerçekten çok etkileyici. Hafızalarda yer etmiş bir sahnedir bana göre. Rahmetli Kemal Sunal'ı da anıyoruz sevgiyle. Ne sahnedir ya? Filmi izlemişsindir. Bunlar da büyük. Var yemez. Manevi suçlar için bir ceza var mı? Müthiş değil mi ya? Oyunculuk. 9 filmde kaldık çünkü 10. filmi sizlere bırakıyoruz. İstediğiniz filmi 10. sıraya koyabilirsiniz, değil mi? Listelerde hep 10, 20 derler. Ben 9 tane seçtim. Hatta birçok bu tarzda dramatik etki, bir kırılma yaratacak seyircide sahne çoktur. Ama şimdilik 9 tanesini seçtik. Belki bunun devamını getiririz. Askeri filmlerde bu arada şehit olma sahneleri. Ama o beklendik bir, yani normal. Şehit oldu, ailesi öğrendiği sahneleri mi diyorsun? Ailesinin öğrendiği ve şehit olduktan sonra tüm arkadaşlarının verdiği tepki. Şimdi şöyle, şehit olduğunu seyirci biliyor karakterin, değil mi? Ailesine bir garnizon komutanı, askerler gittiği zaman her şey, yani seyirci biliyor abi onu. Yani onların vereceği tepki tamam dramatik bir tepki ama 3 aşağı 5 yukarı biliyorlar. Seyirci o tepkiyi o anda hissediyor. Onu canlandırma, oyuncu performansı daha da dramatikleştiriyor. Benim kastettiğim dramatik etki, yani seyircinin beklemediği bir duygusal geçiş, anlık, hızlı. Ama ben daha yoğunlarını seçtim. Bu tarz, bu iyi söyledin aslında, seyirci de anlamış oldu. Dramatik etki. İşte o dramatik etki ne kadar hızlı olursa, o duygusal geçiş, bir duygudan başka bir duyguya geçiş, onun seyircide bırakacağı iz de o kadar fazla olur. Duygusal değişimin hızlı. Zor drama. Filmin türüne bağlı. Dram filmi ise onun sonunda muhakkak dramatik bir sonuç vardır. Benim dediğim şu yaptığımız anlar etkili anlar. Ama bunun zaten yapması zor olduğu için bir liste haline getirdik ya zaten. Zor yani abi, yani bunu yapmak. Yani bu çok tutuyor diye de bir film, dram filminin baştan sona böyle sahnelerle düşenmesi de zaten seyirci yemez. Becerdiğim gibi bir filmde becerdiğim bir duygusallaşıp bir aşk sahnesi yaşaması mesela. Al. Yok o. El Fotorano sinemada bu haftalık bu kadar. 2020 yılı şey diyormuşum, herkese sağlık, dünya barışı. Yılbaşına filan. Buradan Atalanta'ya, Bari'ye, Kievo'ya, Kievo Verona'ya, Hellas Verona'ya, Brescia'ya, Vicenza'ya, Floransa'ya, Milano'ya, başkent Roma'ya, Torino'ya, Venedik'teki gondol çetesine, Sicilya adasında hapis yatmakta olan bütün kader mahkumlarına ve tabii ki yüce tifosilere binlerce kez selam olsun. Hamilton geliyor mu lan Ferrari'ye? Yok. Si la vita è piena di sfide, ma non preoccuparti. Se li fotteranno, ma non fermeranno il tempo. Grazie.